Merhaba Emel Hobi Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bu videomuzda yaprakları farklı renklerde olan bir çiçek çalışacağız arkadaşlar. 4 tane rengimiz var. Ben pudra, mürdüm mor ve simli lila kullandım. Tığımız 2 numara her zamanki gibi. Bir iğnemiz var dikmek için ve makasımız. Şu an benim çiçeğim dikili değil. Önceden bir çalışma yaptım ki bu sıraya göre sizinle beraber örelim. Buradaki amaç renklerin, bakın bazen mürdümü çok farklı koymuşum. Bazen yakın koymuşum. Bakın burada hiç mürdüm yok. Bunun sebebi arkadaşlar, çiçeğimiz kıvırıp ve büyüdükçe renklerin üst üste gelmemesini sağlamalıyız. Bakın şu şekilde sardığım zaman mürdümler farklı yerlere dağılıyor. Evet. Morlar da öyle, o şekilde. Şimdi bize bu sıralamaya göre tekrar örmeye başlayacağız sizinle. Eğer siz daha çok renkli örmek istiyorsanız bu ayarlamayı kendiniz yapmalısınız. Çünkü 4 renkle bu ayarda renkler üst üste gelmiyor. Şimdi hemen pudra ipimizi alıp başlayalım kafeslerimizi yapmaya. Neden pudrayla başlıyoruz onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bizim patiğimiz pudra ve pudrayla dikeceğimiz için çiçeğimizi pudrayla da başlamak zorundayız. Yani kafeslerimiz pudrayla olmak zorunda. Şimdi 8 tane zinciri çekelim. 6, 7, 8 hatta 9 yapalım. Ve bu ilk zincirimizden birleştirelim ve bir yuva oluşturalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir çekelim. 1, 2 kere dolayalım. Ve bakın şurada bir birleştirme yaparken iki tane dal oluşuyor. Onun ikisini beraber batarak 1, 2, 3 ve 4 kere de yuvayı oluşturalım. Tekrar 1, 2, 3, 4. 2 kere doladım. Bakın şurada hemen ikisini batarak 4 kere de kafesimi oluşturuyorum. 1, 2 kere doladım. Buraya battım. Bakın şurada hemen çektim. 4 kere çıkarken arkadaşlar tığımızın ucunu biraz kaldırarak çekin ki çünkü bu kısma biz trabzanlar yapacağız. Sığması lazım. Mümkün olduğunca kaldırın. Beş tane bu şekilde kafesi yaptık arkadaşlar. Kaç tane yapacağız sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 tane kafesimizi örelim. İpimizi koparmayacağız. Pudra ipimizi. 27 tane kafesten sonra renklerimizi yerleştirmeye başlayalım arkadaşlar. Sizinle orada buluşalım. 27 tane kafesimi ördüm ben. Ve artık her kafesin içine trabzanlarımızı farklı renklerde örerek yerleştirmeye başlayalım. Burada belirtmek istediğim bir nokta var. Bu kafes örgüsünün farklı olanları da var arkadaşlar. Size hangisi kolay geliyorsa onu da örebilirsiniz. Amaç burada kafesi değil, yaprağın renklerini düzgün yerleştirebilmek. Şimdi hemen ilk kafesimize pudrayla başlıyoruz. Bir zincir çektim ve kafesin içine bir sık iğne yaptım. Doladım. Bir çakma trabzan yaptım. Başlangıcı biraz yukarı doğru çıkış yapıyoruz. Hemen ikili trabzan. 3 oldu. İkili trabzan 4 oldu. İkili trabzan 5 oldu. İkili trabzan 6 oldu. Ve bir zincir çektik. Ve sık iğne yapacağız. Ve sık iğnemizi bitirmiyoruz. İkinci rengimiz mürdümü alıyoruz. Mürdümden sık iğnemizi bitireceğiz. Ve bu uzattığım iple pudra ipi de şimdi her kafesi doldururken yürütmemiz gerekecek. Şimdi hemen bakın şu iki ipimi de alarak diğer kafesi sık iğne ile atladım. Bir zincir çektim. Bu birinci, yani yaprağımızın birincisi. 7 tane dolduruyoruz. Bu zincirli olan ilk kısım 1 olmuş oluyor. İkili trabzanlar yapacağız. 2 sayalım. 3 4 5 6 bu da 7. oluyor. Bir zincir çekip battığımız zaman yaprağımızın 7. trabzanı oluşmuş oluyor. Bunu da bitirmiyoruz. Bekliyoruz. Sıradaki simli
ipim var. Onu da aldım. Evet. Yine mürdüm ipi bırakıyorum. Şu şekilde simli ipimle sık iğneyi bitirmiş oluyorum. Şimdi bütün iplerimi alıyorum tekrar. Kafese batıp simli ipimle bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Evet. Tekrar bir zincir çekiyorum burada. Yine sayalım. 2 3 4 5 6 7.'miz bir zincirle aşağı inip aynı kafes içinde bir sık iğne yapacakmış gibi bekleyip diğer mor ipimizi alıyoruz. Bu da 4. rengimiz. Şu iki kısa ipi birazdan keseceğiz. Hemen mor ipimizi aldık ve sık iğneyi bitirdik. Ve bütün ipleri alıp örmeye tekrar başlayacağız. Şuradaki sık iğne bakın bol oldu şurası. Bu ipimizi çektiğimiz zaman lila ipi, simli ipi orası kılacaktır. Evet. Tekrar bir zincir. 2 3 4 5 6 Şurada bekleyen artık şu mürdüm ve pudra ipimizin kalanlarını kesebiliriz. Pardon, mürdüm ne diyorum, lila ipimizi. Şunları şu şekilde çekip artık bunları kesebiliriz. Moru biraz daha yürütelim ki çiçeğin altından çıkmasın. Sırada hangi ipimiz var? Pudra. Hemen son sık iğnemi yapıyorum. Mor ile. Ve bunu bırakıp pudrayı alıyorum. Ve sık iğnemi bitiriyorum. Hemen diğer kafese sık iğne ile atlıyorum. Bu arada şu mor ipimi çekip sık iğnemi sıkılamam lazım. Evet. Bir zincir. 2 3 4 5 6 ve 7.'miz bir zincir çekip kafese batıyoruz ve sıradaki mor. Mor alıyoruz. Artık şu kısa morumuzu da keselim birazdan. Ve diğer kafese atlıyoruz arkadaşlar sık iğne ile. Şu pudramızı sıkılayalım ve şu kısa ipimizi de keselim artık. Bizi rahatsızlık vermesin. Evet. Buradaki 3 ipimiz sürekli çiçek yapraklarını örerken ilerletmemiz gerekecek. Şimdi tekrar bir zincir çektim. 2 3 4 5 6 bir zincir kafese batıyorum. Sık iğneyi bitirmiyorum. Sıradaki rengim tekrar pudra. Moru bıraktım. Pudrayı aldım. Morumuzu çekelim ve sıkılayalım son sık iğnemizi ve diğer kafese sık iğne ile atlayalım. Bir zincir. 2 3 4 5 6 7.'miz bir zincir ve kafese batıyoruz ve bitirmiyoruz. Sıradaki mürdüm. Pudrayı bıraktım. Mürdümü alıyorum. Ve sık iğnemi bitiriyorum. Pudra ipimizi de çekiyoruz. Diğer kafese sık iğne ile atlıyoruz. Bir zincir. 2 3 4 Kil trabzanlarımızı örüyoruz. 4 5 6
Ve sonuncumuz, yani yedinci olan bir zincir sık iğne yapıyoruz. Bitirmiyoruz. Lila ipimizi alıyoruz ve lila ile bitiriyoruz. Lila ipimi aldım ve bitirdim. Gördüğüm ipimi de çektim. Tekrar yaprağımı örmeye başlıyorum lila ipimle. İki, üç, dört, beş, altı, yedincimiz sık iğne ve tekrar mürdüm var sırada. Bu da sizinle sonuncu olsun çalışmamız. Diğer yaprakları ben örüp tekrar geleceğim. 2 3 4 5 6 yedincimiz bir zincir çekip sık iğnemizi bitirmiyoruz ve sıradaki olan rengimizle, yani pudra ile sık iğnemizi bitiriyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki yaprağımız pudra ile olacak. Evet. Şimdi biz şuradayız. Siz daha sonra bu kısmı bu şekilde buraya kadar bitirin ve pudra ipinizi kesmeyin arkadaşlar. Sizinle şu noktada buluşalım. Bütün kafesleri ben ördüm arkadaşlar ve şimdi dikimine başlayalım. Bu çiçeğin iki türlü sarım şekli var. Bir içe doğru, bir dışa doğru. Şimdi bizim sardığımız örgümüzün düz kısmı. Burası arkası, burası düz kısmı. Bu şekilde düz kısmı İçe doğru sardığımız zaman bu çiçek gibi daha kapalı bir ve küçük bir çiçek elde edersiniz. Eğer bu düz kısmı terse doğru sararsınız. Yani şu şekilde daha büyük bir çiçek elde edersiniz. Hatta ben sarayım. Yan yana koyayım. Bir bakın. Bu çiçeğimiz diğerine göre, çünkü yaprakları daha henüz ayarlamadım, daha büyük duruyor. Şimdi biz diğerini yapacağız. Hemen açtım. İlk pudradan başlayarak ikiye katladım ve bu pudra yaprağın etrafında bütün yapraklarımı nizam bir şekilde sarıyorum. Gevşek olmasın. Evet, farkındaysanız bütün renkler dağıldı. Bakın, mürdüm buralarda, mor farklı yerlerde. Evet, şimdi çiçeğimizi dikeceğiz. Arkasını çevirdik. Şuradaki zincirlerimiz var ya arkadaşlar, bakın şunlar. Bunların aralarındaki açıklık mesafesi hemen hemen aynı olsun ki çiçeğimizin formu çok düzgün çıkacaktır. Yani şöyle olmasın veyahut da burası dar, burası geniş. Mümkün olduğunca buradaki açıklığı iyi ayarlamaya çalışın. Benim şurası bol. Şunu şurayı sıkılayacağım biraz. Şöyle. Evet. Bu gayet ideal. Şimdi iğnemizi takmıştık zaten. Uzun bir iğne bulundurun bu çiçeği dikerken. Hemen şu noktadan direkt karşıya geçeceğim. Şuradaki zincir çektiğimiz kafeslerin her birinden alarak, yapraklardan değil kafeslerden alarak bir karşıya geçelim hemen ve hemen bir çiçeğimizi düzeltelim formu bozulduysa. Tekrar şuradan bütün zincirlerden alarak tekrar karşıya geçelim ve sıkılayalım. Çok geç çekmeyelim arkadaşlar. Hemen bir kafes sonrasından tekrar batarak direkt karşıya geçtim. Evet. Bir sonraki kafesten, bakın şuradakinden direkt karşıya yine geçeceğim.
Yine aynı şekilde bir sonrakinden mümkün olunca bütün yaprakları altından batmaya çalışıyorum. Evet, şöyle kontrol sağlıyorum. Hepsinden almış mıyım? Evet, almışım. Bir de şöyle geçelim. Evet, şimdi tekrar buradan orta kısma kadar geliyoruz. Son dikme işlemimiz olacak. Ortaya kadar geldim. Şimdi ön tarafa çıkalım ve şu çıkma ihtimal çok fazla. Hemen bir öne çıkalım tam ortadan. Buraya isterseniz boncuk da koyabilirsiniz. Tekrar yaprağı bir kenarından, ufak bir kenarından, dibinden batarak tekrar arka tarafa çıkalım ve sıkılayalım arkadaşlar. Evet, yaprağımız dikme işlemde bu şekildeydi arkadaşlar. Gayet güzel bir çiçek oldu. Evet, videomuz da bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yanındaki zili açıp yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.